İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yesarya ve Çevresi adlı bilimsel konferans yasaklandı. Ermenistan Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin üyesi seçildi. Brett Sherman, oy çokluğu ile Ermenilere karşı uygulanan soykırımın tanınmasının zamanı geldi. Esad Erdoğan'ı uyardı. Mike Pence, ABD ve Türkiye, Suriye'de 5 günlük ateşkes konusunda anlaştılar. CNN, dünyadaki en iyi elde ekmek arasında Ermeni lavaşı ikinci sırada. Gomidas ve Tumanya'nın 150. doğum yıldönümüne adanan UNESCO Genel Merkezi'nde etkinlikler gerçekleşecek. 18 ve 19 Ekim'de Batı Ermenistan'ın bir ili olan ve Hrant Dink Vakfı'nın Havak Salonu'nda yapılacak Kesarya ve Çevresi, Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı yasaklandı. Kamuoyunun yakından takip ettiği üzere daha önce Kayseri'de yapılması planlanan konferans, Kayseri Valiliği'nin müdahalesiyle yasaklanmıştı. Bunun üzerine vakfımızın yönetim kurulu konferansın İstanbul'da yapılmasına karar verdi. Yarın yapılacak konferansın tüm hazırlıkları tamamlanmış, konuşmacıların tümü gerek Türkiye gerek dünyanın dört bir yanından İstanbul'a gelmişken, bugün 17 Ekim Perşembe günü saat 17.08'de Şişli Kaymakamlığından vakfa bildirilen yasaklama tebliğinde gerekçe belirtilmemiştir. Türkiye ve yurt dışından birçok akademisyenlerin değerli sunumlarıyla bilimsel veriler ışığında gerçekleştirilecek Kayseri ve Çevresi Toplumsal, Kültürel ve Ekonomik Tarihi Konferansı'nın yasaklandığını üzülerek kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ermenistan Cumhuriyeti 193 ülke arasında 144 oyla Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne seçildi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan bu haberi kendi sosyal paylaşım sitesi Facebook sayfasından duyurdu. Bu, uluslararası toplumun ülkemizdeki özellikle de insan hakları alanındaki çok büyük güveninin bir kanıtıdır. Hepimizi tebrik ediyorum. Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsaganyan ise kendi sırasında Ermenistan Cumhuriyeti'nin insan hakları gündemini tanıtmak için tüm ortaklarla birlikte çalışmaya ve işbirliği yapmaya kararlı olduğunu belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik politikasını tekrar gözden geçirme zamanı geldi. Bu söz, Kongre üyesi Brett Sherman tarafından ABD birliklerinin Suriye'den çekilmesiyle ilgili tartışmalar sırasında dile getirildi. Onun sözlerine göre ABD, 1940'lardan başlayarak NATO'nun üyeliği ile Türkiye'yi destekledi. Biz, Türkiye'yi 1940'larda yıkımdan kurtardık ve 10 yıllarca Sovyetler Birliği'nden koruduk. Son zamanlarda, son 20 yıldır Türkiye'nin bizi aşağılamasına rağmen politikamıza sadık kaldık. Sherman, Ankara'nın örneğini takip ederek ABD'nin Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımadığını ekledi. Sherman, bunu yaparken genellikle gerçeğe ve şerefe dayalı dış politikamıza sadık kaldık. Kendimizi sessizlik ve gizlenme yoluyla aşağıladık. Burada mecliste oyların ezici çoğunluğu ile Ermenilere karşı uygulanan soykırımı tanımanın zamanı geldi. Türkiye ile olan ilişkilerde onursuz durumumuza son verme zamanı geldi, dedi. Kilikya, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Falah el-Fayyad ile yaptığı görüşmede Şam'ın Türkiye saldırganlığına cevap vermek için tüm yasal yolları kullanacağını açıkladı. Suriye lideri Beşşar Esad, ülkesinin kuzeydeki Türkiye'nin askeri eylemleri hakkında ilk kez yorumda bulundu. Esad, Ankara'nın eylemlerini yasa dışı saldırganlık ve istilanın canlı bir örneği olarak nitelendirirken, Erdoğan rejiminin ülkemize karşı uyguladığı yasa dışı saldırganlığı şu anda apaçık bir işgal örneğidir. Bazı yabancı ülkelerin bölgedeki arzularını sona erdirmeye niyetleri yok. Suriye'deki Türk saldırısı sahte uyarılar altında gerçekleştirilen bu politikanın bir devamıdır, dedi. Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, terörle mücadelenin Suriye ve Irak'ta terör örgütlerini destekleyen devletler üzerinde baskı uygulanarak başlanması gerektiğini ifade etti. El-Fayyad ise Esad'a Irak hükümetinin ve halkının terörle mücadele konusunda gösterdiği çabalardan bahsetti. O, Suriye-Irak ilişkilerinin gücünü yeniden teyit ederek terörle mücadeleyi engelleyen zorlukların üstesinden gelmek için ortak harekete geçme ihtiyacını
dile getirdi. CNBC'nin aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye, Türkiye'nin Suriye işgalinden birkaç gün sonra ülkede 5 günlük ateşkes kararı verdiler. Onun sözlerine göre Türkiye, Kobani toplumuna karşı askeri operasyonlarda bulunmamayı kabul etti. Pence'e göre Kürtler kendilerine tahsis edilen süre içerisinde belirlenen sınır bölgesini terk ederse Türkiye'nin askeri eylemlerine son vereceği konusunda bir anlaşmaya varıldı. Ermeni lavaşı dünyadaki en iyi 50 ekmek listesinde yer aldı. Haberdeki ilgili makale Amerika'nın prestijli CNN dergisinde yayınlandı. Makalede dünyanın en iyi 50 ekmek türünün listelendiğini not edelim. Bu listede Ermeni lavaşı ikinci sırada yer aldı. Panorama AYM'in aktardığına göre makalede Ermeni lavaşı hayatın bolluğunu ve refahını simgeliyor. Belki de bu yüzden lavaş yapma süreci akrabaların katılımını da gerektirdiği yer aldı. Makale lavaş ekmeğinin Ermenistan'ın kültüründe çok önemli bir rol oynadığı için UNESCO'nun somut olmayan miras listesine dahil edildiğini hatırlatıyor. CNN'e göre en iyi ekmek türü listesinde Afganistan, Brezilya, Mısır, Avustralya, Bangladeş, Kanada, Şili, Çin, Etiyopya gibi diğer ülkelerde yer almaktadır. Ovannes Tumanyan'ın 150. doğum yıl dönümüne adanmış Zamanın Evriminde Sohbet başlıklı sergiyle Gomidas'ın 150. doğum yıl dönümüne adanmış bir konser 18 Ekim'de Paris'teki UNESCO merkezinde düzenlenecek. Armen Press'in bildirdiğine göre bu önemli etkinliklere katılmak amacıyla Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Arayik Harutyunyan Başkanlığındaki heyet Paris'e gitti. Sergide Hovhannes Tumanyan'ın ve dünya büyüklerinin mekansal ve zamana dayanan ilişkileri, sanal sohbetleri ve birbirlerine olan takdirleri sunulacak. Sergide ayrıca Hovhannes Tumanyan'ın eserlerinin 105 kitapla 30'dan fazla dilde çevirileri ve diğer basın malzemeleri yer aldı. Serginin girişimcisi ve organizatörü Hovhannes Tumanyan Müzesi. 20 Ekim'de Gomidas Vartabet'in doğum yıl dönümü vesilesiyle Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Oda Korosu'nun katılımıyla Paris'teki Kutsal Hovhannes Megardeş Kilisesi'nde ruhani bir müzik konseri düzenlenecek. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Susanna Siradeyan'ın seslendirdiği Sason Ninnisi adlı eseri sunuyoruz. Ororosin Amushkunga Gırkanosin Astrınke Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.